Kitaplar, insanlar, mekanlara hoş geldiniz. Bu içeriklerde insan hikayelerinden söz ediyorum. Onları, yaşadıkları zamanı, mekanları anlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Konunun meraklısından meraklısına bir sohbet diyelim. Bugün konuğumuz Tülay German. O, sıra dışı yaşama öyküsü ve olağanüstü kariyeri olan önemli bir müzisyen. Tülay Hanım, bu yayını hazırladığım şu günlerde Paris'te yaşamını sürdürüyor. Sizden dileğim bu içeriği izlerken bir yandan da onun güzel şarkılarına kulak vermeniz. Fransızca, İngilizce söylediği şarkılarıyla başlayıp Burçak Tarlası, Kızılcıklar Oldu Mu, Mecnunum Leyla'mı Gördüm ve daha niceleriyle devam edebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şarkılarına dijital platformlardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunu bize sağlayan Kalan Müziğe de teşekkür etmeden geçmeyelim tabii. 1935 doğumlu olan Tülay Hanım'ın çağdaşı hayranlarının çoğu ne yazık ki artık aramızda değil. Günümüzde onu tanıyanlar ve sevenler ise üzücü ama sadece çok meraklı müzik tutkunları. Yaşam öyküsü hakkında ulaşılabilecek en sağlıklı kaynak ise kendisinin kaleme aldığı Düşmemiş Bir Uçağın Kara Kutusu adlı anı kitabı. Akıcı, özgün, harika bir dille kaleme alınmış. Keşke Tülay Hanım daha çok kitap yazsaymış demeden duramıyor insan. Meraklılara öneririm. Hadi şimdi artık öykümüze başlayalım. Tülay German, Fikret ve Nermin German'ın tek çocuklarıdır. Babası o zamanın söyleyişiyle yüksek mimar mühendis, annesi ise Fransız Koleji mezunuydu. Zamana göre üst sınıf, rahat bir yaşam sürüyorlardı. Ancak Fikret Bey, Bayındırlık Bakanlığı'nda müfettiş olduğundan sık sık uzun seyahatlere çıkıp evinden ayrı kalan, üstüne üstlük çapkınlığıyla da ünlü biriydi. Bu yüzden anne babasının evliliği gelgitlerle devam etti. Zaman zaman bir araya geldiler ama genellikle ayrı mekanlarda, ayrı şehirlerde hayatlarını sürdürdüler. Bu koşullarda annesiyle yaşayan Tülay'ın çocukluğu ve gençliği hep babasına özlem duyarak geçti. Belki de bu özlem nedeniyle Tülay babasını daha çok sevdi. Buna hem çok düşkündü hem de hayrandı. Birlikte yaşadığı annesi ve anneannesiyle ise yıldızı bir türlü barışmadı. Tülay'ın çocukluğundan itibaren özgün karakteri kendisini gösterdi. Şirin, zeki ve özgürlüğüne çok düşkün bir çocuktu. Başına buyruk olmaya çalışıyor, kendinden güçlülere bile boyun eğmek istemiyordu. Kanımca sadece hep sevgiyi, şefkati ve anlayışı arayan ama istediği kadarına bir türlü kavuşamayan bir çocuktu. Şöyle anlatıyor çocukluk anılarında. Kız olmaktan çok utanıyorum. Geçen gün evde yalnızdım. Babamın pantolonunu, ceketini giydim. Pantolon düşmesin diye belime annemin siyah elbisesinin kemerini bağladım. Paçalarını kıvırdım. Sonra kurdelemi çözdüm, saçlarımı tepeme topladım. Annemin siyah kalemini aldım, bıyık yaptım. Balkona çıktım. Sokaktan Güzin Hanım'ın oğlu geçiyordu. Ne yapıyorsun orada, ne o halin? Dedi. Sesimi babamın sesi gibi kalınlaştırdım. Etrafı seyrediyorum, güzel kızlara bakıyorum dedim. Güldü. İçeri kaçtım, balkonun kapısını kapattım, sandalyenin üstüne çıkıp siyah storu da çektim. Ben kız olmak istemiyorum, ben oğlan olacağım. Oğlan olmak daha iyi. Anneannemin lohusalarının kocaları bile oğulları olduğu zaman 50 lira daha fazla veriyorlar anneanneme. Tülay'ın anneannesi İstanbul'da çalışan zamanın ünlü bebesiydi. Tülay okula Ankara Koleji'nde başladı. Okul o dönem Ankara'nın çoğunlukla bürokrat, milletvekili, kalburüstü kişilerinin çocuklarının devam ettiği bir okuldu. Şarkı söylemeye ise daha 4 yaşındayken başlamıştı. Çok zor eserlerin üstesinden kolayca geliyordu. Dönemin iyi hocalarından piyano dersleri aldırıldı. Küçükken Ankara Radyosu'nda çocuk programlarına katıldı. Bir keresinde radyoda Schubert'in Ihlamur Ağacı ve Serenat adlı eserlerini seslendirdi ve onun deyimiyle Ankara birbirine girdi. Keşke elimizde Fazıl Say'ın olduğu gibi onun da çocukluk günlerinden bir kaydı olabilseydi. Tülay'ın tek dileği ilkokulu bitirir bitirmez Ankara Devlet Konservatuvarı'na gitmekti. Bu küçücük kızın sesine ve müzik tutkusuna tanık olan pek çok önemli müzik insanı da bu arzusunu destekliyor, hatta şiddetle öneriyordu. Ancak ne yazık ki annesi de babası da buna izin vermedi.
Müzikle sadece hobi olarak uğraşabilirdi. Ötesi ailelerine yakışmazdı. Ne kadar üzüldüğünü, kırıldığını tahmin etmek güç değil. Ardından annesiyle İstanbul'a taşındılar. Tülay'ın deyimiyle günü moda okulu olan Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne gönderildi. Tülay annesinin seçimi olan Tülay ismini sevemediği gibi yine annesinin seçimi olan bu okulu da sevmedi. Kolejde öğretmeninin ona taktığı lakap mikroptu. Şöyle anlatıyor. Mikrop, mikrop, mikrop. Niye mikrobum? Forma ayakkabılarımı giymeyip mokasen giydiğim için mi? Yatakhanede çarşaflara sarılarak hortlak taklidi yapıp kızları korkuttuğum için mi? Etütlerde yüzümü palyaço gibi boyayıp herkesi güldürdüğüm için mi? Bütün bunları yapıyorsam mikrop olmam ki, sadece yaramaz olurum. O kadar üzülüyor ve içerliyordu ki Tülay bir gün dayanamadı. Olanca gücüyle hocasına bağırdı. Bu okulda asıl mikrop sizsiniz. Sonuç ne mi oldu? Kurul kararıyla sınıfta kaldı. Tülay Hanım anılarında bu öğretmenin isminden, adıyla, sanıyla söz eder. Kanımca derin kırgınlığının ahını yıllar sonra da olsa alıverir. Tülay 1956'da kolejden mezun oluyordu. Okulun son günlerine doğru herkese üzerinde tek soru olan bir kağıt dağıtıldı. Okulu bitirince evlenecek misiniz yoksa üniversiteye mi gideceksiniz? Tülay şarkıcı olacağım diye yazdı. Ertesi gün okul müdürü bu cevabı konuşmak üzere onu odasına çağırdı. Unutuyorsunuz galiba, burası konservatuvar değil bir kolejdir. Zaten piyano çalıştığınız kadar derslerinize de çalışsaydınız daha iyi olurdu dedi. Sonrasını Tülay German'dan dinleyelim. Bizi her şeyden önce iyi, bilgili bir ev kadını olmaya hazırlıyorlarmış. Ama üniversiteye de gidebilirmişiz, istersek. Eğer şarkıcı olmak istiyorsam burayı değil başka bir okulu seçmem icap edermiş. Sonra sordu. Aileniz şarkıcı olmak istediğinizi biliyor mu? Hayır dedim. Memleketimizin herhalde şarkıcıdan fazla bilgili anneye ihtiyacı var diye cevap verdi. Bu sözü de duyan Tülay tabii hemen cevabı yapıştırdı. Özür dilerim Mrs. Martin ama Amerika'yı çok iyi bir anne ve ev kadını olan kız kardeşiniz Mrs. Tracy değil de mesela Nat King Cole ya da Ella Fitzgerald gibi şarkıcılar tanıtıyor dünyaya. Miss Martin'in dudakları inceldi. Sonra fikrinizi sormadım dedi. Tülay Nat King Cole'ü de Ella Fitzgerald'ı da zenci oldukları için özellikle söylemişti. Tülay şöyle devam ediyor anılarına. Dün mezun oldum, diplomamı aldım. Bugün ise neden Amerikan Kız Koleji'nden mezun edildiğimi anladım. Annemi anladım. Üstelik annem gibi akıllı geçinen öbür anneleri de anladım. Tülay German, yüksek mühendis, mimar, halen İmar ve İskan Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi Fikret German'ın ve eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş Nermin Hanım'ın tek kızı. Güzelce ne? Siyah saçlı, ela gözlü, beyaz tenli, uzun boylu balık etinde. Suadiye'de Bağdat Caddesi üzerinde iki katlı bahçeli evi var. Piyano çalar, üstelik kolej mezunu. Zengin, iyi aile çocuğu, yüksek mühendis mimarların ve annelerinin dikkatine. Lise bittikten sonra Tülay kendi benzetmesiyle biraz züppece bir yaşam sürmeye başladı. Bu arada bir İtalyan müzisyene aşık oldu. Mario onunla evlenmek ve birlikte İtalya'ya gitmek istiyordu ama Tülay evlenmemeye çoktan karar vermişti. Onun için evlilik hayat boyu hapis, ölene dek kölelik gibi bir şeydi. Mario'ya, hayır, evlenmek, çocuk doğurmak, senden bıkmak istemiyorum. Annemle babam gibi olmak istemiyorum, dedi. Konuyu ailesine açınca tabii kıyamet koptu. Babası ne yaptı dersiniz? Üst kademelerdeki dostları yardımıyla Mario'yu sınır dışı ettirdi. Tülay'a ise utanmak, çok utanmak düştü. Bu süreçte Tülay arkadaşlarıyla gittiği mekanlarda sahneye davet edilmeye başlamıştı. Bir fırsatı değerlendirdi ve 1960'da Ankara'da ailesiyle kaldığı otelden onlar uyuduktan sonra gizlice kaçarak bir kulüpte şarkı söylemeye başladı. Böylece ilk profesyonel sahne deneyimini yaşamış oldu. Ne denebilir? Müzik tutkusu işte böyle bir şey. Bir süre sonra durumu fark eden babasından bir Osmanlı tokadı yedi ve bu ilk macera hüsranla sona erdi.
Ancak Tülay'ın önüne geçilemez müzik kariyeri başlamıştı bir kere. İstanbul'a dönünce Şişli'de popüler bir gece kulübünde İngilizce şarkılar söylemeye başladı. Ailesini nasıl razı ettiğinin detaylarını merak ederseniz anılarından okuyabilirsiniz. Birdenbire babasından bile fazla kazanır olmuştu. Hemen Şişli'de kendi evine taşındı. Bu ev ona hep aradığı özgürlüğü sağlamış olmalı. Aslında o Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki evini çok seviyordu. Ev dedesinin hediyesiydi ama annesinin mülkiyetindeydi. Sözünü ettiğim gibi Yıldız'ın hiç barışmadığı annesi ve anneannesinin de yaşadığı o eve zaman içinde gidişler dönüşler yaptı ama çok sevdiği bu mekandan sonunda uzaklaşmak zorunda kalacaktı. Ev bir süre sonra semtindeki pek çok bahçeli ev ve köşk gibi üstelik Tülay'dan habersiz apartmana dönüşüverdi. Bu eve olan sevgisi Tülay German'ın İstanbul'a olan sevgisi gibi köklüydü. Yıllar geçse de hiç aklından çıkaramadığı anılarından izlenebiliyor. Günler geçiyor, Tülay German kariyerinde ilerlerken, şöhreti artarken radyo programlarına da katılıyordu. Radyodaki çevresi İstanbul Radyosu'nda caz programları yapan Erdem Buri ile tanışmasına vesile oldu. Ve böylece yaşamı birdenbire bambaşka bir yola girdi. Erdem Buri, Tülay'dan 10 yaş daha büyük, radyo programcılığının yanı sıra gazete ve dergilerde sanat konularında yazılar yazan, o günün tanınmış bir müzisyen ve entelektüeliydi. Şık giyinirdi ve tam bir centilmendi. Arkadaşı Yaşar Kemal'e göre ise o Türkiye'nin en iyi edebiyatçılarından biriydi. Erdem, ünlü bir Osmanlı ailesinden geliyordu, Supi Paşa'nın torunuydu. Ancak aynı zamanda aktif bir işçi partisi üyesiydi. Tülay'ın deyişiyle solcu bir asilzadeydi yani. Tanışmalarının ardından kendi deyimiyle Tülay için okul niteliğindeki modadaki ev günleri başladı. Erdem Buri'nin Kadıköy modadaki evi 60'lı yılların siyasi atmosferinin de etkisi altında sanattan siyasete, felsefeden bilime birçok konu hakkında fikir alışverişinin gerçekleştiği şöhretli bir mekandı. Bu ev aydınların ve özellikle solcu aydınların uğrak yeri olmuştu. Tülay German anılarında o evden şöyle söz ediyor. Paşa torunları gördüm. Romancılar, şairler, ressamlar, yönetmenler, filozoflar tanıdım. Düşlerinin gerçekleşeceğine inanan, düşünce özgürlüğünü savunup mahkemelerde, hapishanelerde acı çeken, kültürlü, namuslu ve alçak gönüllü, umut dolu insanlar. Ben hayatımda böyle ev görmedim. Kendimi harikalar diyarındaki Alice gibi hissediyorum. Böyle bir ortamdan kim etkilenmezdi ki? Tülay'ın kafası allak bullak oldu, hayata bakışı değişti. Bir yere gitmeye gerek yok, bütün İstanbul burada diye anlattığı bu evin konukları arasında Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Ruhi Su, Orhan Kemal, Suat Derviş, Atıf Yılmaz, Sunakan, Faruk Güvenç, Metin Erksan, Çetin Altan, Melih Cevdet, Oktay Rifat gibi dönemin birçok önemli ismi vardı. Konuklarının anılarında da özlemle söz edilen bu eve kocaman bir bahçe kapısından giriliyordu. Kendi haline bırakılmış bir bahçesi vardı. Ailenin varlıklı geçmişinden kalan yıpranmış ama incelikli mobilyalar ve paşa dedelerin portreleriyle donatılmıştı. Geniş terası ve kocaman masası o ünlü sohbetlerin merkeziydi. Aynı zamanda kitap dolu, müzik dolu bir evdi burası. Hep de öyle olmuştu. Erdem Buri, sen babam hayattayken görseydin bu evi diye anlatırdı Tülay'a. Yahya Kemal, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras, Akil Muhtar, Refik Fersan, daha kimler kimler. Ben çocuktum, oyuncak otomobilimle düt düt diyerek aralarında dolaşır dururdum. Erdem ve Tülay'ın ilişkileri derinleşirken, Tülay 2 yıl üst üste yılın şarkıcısı seçildi. Popülaritesi artıyor, kariyerinde koşar adım ilerliyordu. Tam da bu dönemde Erdem Buri, Tülay'a yaptığı müziğin tarzını tamamen değiştirmesini önerdi. Yabancı dilde şarkılar söylemekten uzaklaşmalı, artık ana dilinde ve yaşadığı toprakların ezgileriyle şarkılar söylemeliydi. Ona göre Tülay'ın şarkılarına duygularını gönlünce katabilmesi, arzuladığı gibi bir yorumcu olması için böyle yapması şarttı. Tülay Erdem'e hak verdi ve bu teklifi hemen kabul etti. Ruhi Su'dan ders aldı, yeni bir repertuar hazırladı.
Tülay German, halk müziği parçalarını yapısına dokunmadan çok sesli ve batı müziği enstrümanları eşliğinde yorumlamaya başladı. Ve bu türün ülkemizdeki ilk kadın sesi oldu. Yeni tarzıyla daha da çok sevildi, ünü arttıkça arttı. Yugoslavya'da düzenlenen Balkan Melodileri Festivali'nde Tanju Okan ve Erol Büyükburç ile birlikte katıldılar. Tülay German, müzik eleştirmenlerinin en beğendiği şarkıcı seçildi. O zamanın, yani 1960'ların siyasal ve kültürel konjonktürünün de etkisiyle, dönemin aydınları diğer sanat dallarında olduğu gibi müzikte de yeni tarzların arayışı içindeydiler. Taklitçilikten uzaklaşarak bu topraklara özgü ama çağı da yakalayan eserler ortaya koymak istiyorlardı. Bugün aşina olduğumuz pek çok tarz o günler için çok yeniydi ve neredeyse müziğimiz de bir devrim niteliğindeydi. Zaman içinde Tülay German'ın bu özgün tarzı dönemin iktidarı tarafından politik ve sakıncalı algılanmaya başladı. Tülay'a hem radyoda hem de kulüplerde sansür uygulanır oldu. Özgürce müzik yapabilmek için Erdem'le kendi kulüplerini kurmaya karar verdiler. Finans sorununu Tülay halletti, Kadıköy Kalamış'ta Az Kulübü kurdular. Kulüpleri kısa sürede ün kazandı. Dönemin entelektüellerinin ve sanatçılarının uğrak yeri oldu. Ülkenin siyasi ortamı ise bu toprakların bir klasiği olduğu üzere yine çok karışıktı. Sürekli tehdit ediliyor, her konuda karşılarına engeller çıkarılıyordu. Bu koşullardan bunalan Erdem Buri'nin önerisiyle yurt dışına gitmeye ve bu ortamdan uzaklaşmaya karar verdiler. Yılmaz Güney'in de katıldığı uzun bir otomobil yolculuğu ile 1966'da Fransa'ya göç ettiler. Artık yabancı bir ülkede her şeye sıfırdan başlayacaklardı. Tülay Fransa'da bu çok zor işi başardı. Sesi ve yorumuyla kısa sürede Avrupa müzik piyasasında yer edindi. 68'lerin sosyo-kültürel ortamı ve Erdem Buri'nin desteği de bu yükselişe ivme kazandırdı. Derken plakları zamanın önemli plak şirketi Philips'ten yayınlanmaya başladı. Bu tabii çok daha geniş kitlelere ulaşmasının yolunu açtı. Radyo ve televizyonlarda sayısız programlara katılıyor, Avrupa'nın her yerine durmaksızın turneler yapıyordu. Ancak çoğu sanatçının kolayca başını döndürebilecek bu şöhret ve hayat Tülay'a anlamlı gelmiyordu. Onun arzusu sadece gönlünce ve iyi şarkı söylemekti. Şöyle diyor: "Kendime 200 kilometre yapabilecek fakat ille de 30 kilometre yapmasına izin verilen bir arabaya benzetiyorum. Aslında ne Paris umurumda, ne Fransa'da plak yapmak, ne de şöhret olmak. Son yaptığım plaktan memnun değilim. Bu tip Fransızca şarkılar söylemek istemiyorum. 4 yaşımdan beri şarkı söylemek mutluluktu benim için. Bir zamandır ıstırap haline gelmeye başladı. Bu meslekte dönen dolaplar akıl alır gibi değil. Her şey önceden hesaplanmış, nereye baksan dümen. Sesini çıkarmadan her şeye katlanan biri de değilim. Düşündüm ama çok düşündüm ve bir çare buldum. Philips'ten ayrılacağım." Ardından kimsenin cesaret edemeyeceği bir şey yaptı. Onlar anlaşmasını 7 yıl daha uzatmak istediği halde Philips plak şirketinden ayrıldı. Üstelik de erken ayrıldığı için tazminat ödedi. Onun deyimiyle özgürlüğünü satın almıştı. Tülay German yaşamı boyunca ne özgürlüğünden ne de doğru bildiğini yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi, bedeli ne olursa olsun. 1975 yılında İlhan Mimaroğlu ile Trak albümünü yayınladı. Yunus Emre'den, Nazım Hikmet'ten, Pir Sultan'dan şiirlerin bestelenmesinden oluşan bu albüm herhangi bir kadın sesi için değil, Tülay German için yazılmıştı. Albüm hem Tülay'ın içine sindi ve hem de yine çok ses getirdi. Ardından Francis Rabat'la yaptığı albüm geldi. Kayıt konser kaydı gibi ilk parçadan son parçaya kadar hiç durmadan, kesmeden kaydedildi. Çünkü Tülay arkasında teknik açıdan kusursuz olmasa da duygu dolu bir kayıt bırakmak istiyordu. Sonra Charles Cross Akademisi Büyük Plak Ödülünü aldı. 30 kişilik jürinin 30'u da ona oy vermişti. Moda'daki evin yerini artık Tülay ve Erdem'in Paris'teki evleri almıştı. 60, 70 ve 80'lerin yerli, yabancı, pek çok önemli tanınmış insanı için bu ev uğrak yeri oldu. Erkin Koray, Barış Manço, Hümeyra, Zülfü Livaneli, Hıfzı Topuz, Zekeriya Sertel,
Dino, Yaşar Kemal, Sezen Aksu, Cemil İpekçi, Neslihan Yargıcı, Ayla Algan, Nükhet Duru, Sadun Aksüt, Aliye Simavi, Aşık Nesimi, Abidin Dino, onlardan sadece bazılarıydı. Tülay 1987 kışında 53 yaşına geldiğinde her zamanki gibi uzun zamandır aklına koyduğu bir düşüncesini radikal bir şekilde hayata geçirmeye karar verdi. Şöyle anlatıyor. Yıllar sesimi de beni de olgunlaştırdı. Dinleyicilerimle yürek yüreğe bir çeşit aşk yaşamaktayım. Tam zamanı. Sesim bozulmaya, nefesim tükenmeye, coşkum azalmaya, içinde yanan alev sönmeye yüz tutmadan, eskimeden, yıpranmadan, gürültüsüz, sessiz, sedasız çekilmek, kaybolmak. Bu gece Hollanda'da konserim var. Kimse bilmiyor son konserim olduğunu, Erdem dahil. Ve düşündüğünü yaptı. Öylece aniden her şeyi bıraktı. Kendi deyimiyle kayboldu. 5 yıl sonra 1992'de Erdem Bey rahatsızlandı. Hastanede birlikte geçirdikleri uzun hastalık döneminin ardından 1993 yılında vefat etti. Tülay German onun ardından iki vefat ilanı verdi. Birini kendi adına yazmıştı. Bir bölümünü okumak isterim. Erdem'im, yavru balaban bakışlım, yayla çiçeği kokuşlum. Bana yalnız şarkıcı olmayı değil, insan olmayı öğrettin. Tülay diğer vefat ilanını ise Erdem Buri'nin ailesi adına vermişti. Metinde kendinden Erdem'in 30 yıllık can yoldaşı olarak söz ediyordu. İlanda aynı zamanda Erdem Bey'in eşi Reşide Buri'nin ismi de yer alıyordu. Reşide Hanım, Çin'de yaşayan bir Tatar ailesinin kızı olarak dünyaya gelmişti. 20'li yaşlarında ailesiyle Türkiye'ye göç eden, çok dil bilen, kültürlü bir hanımdı. Erdem Bey'le yaşantıları ise hiç söze edilmeyen bir öykü. Erdem Buri'nin ölümünden sonra Tülay German Paris'ten ayrılmadı. Bugün izinden gittiğimiz Düşmemiş Bir Uçağın Kara Kutusu adlı kitabını yayınladı. Kitabın ismi Erdem Bey'in her zaman hiç ayrılık yaşamak zorunda kalmadan bir uçak kazasında birlikte ölmek istemesine atıfta bulunuyor. Geride kalan olmak Tülay Hanım'a çok ağır gelmiş olmalı. 1999'da Adam Sanat Dergisi'nde yazmaya başlamıştı. Dergi kapandıktan sonra ise ne yazık ki yazı hayatına da devam etmedi. 2020'lere doğru hakkında belgesel hazırlandığında bile kararlılıkla görüntü vermeyi reddetti. Özgün, saygın ve bence tam Tülay Hanım'a göre bir duruş. Tülay German, zamansız müziği, kariyeri ve kadın olarak duruşuyla bugünlerde daha çok tanınmalı ve hatırlanmalı kanımca. Hatırlandığında ise çok sevileceğinden eminim. Öykümüz burada bitiyor. Bu kanalın içerikleri hakkında düşüncelerinizi duymaktan her zaman memnun olacağımı yine belirtmek isterim. İsterseniz kanalı ve kanalın Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Malum marifet iltifata tabidir. Bir sonraki içerikte başka bir tarihsel öyküde görüşmek üzere, hoşça kalın. Ateşinden duramadım, ben bu sıra eremedim. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Hissettim bu ne hikmetmiş, hissettim bu.